Efendim mebrur bir hac nasıldır? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evvelin ve'l ahirin. Ve ila cemil enbiya'i ve'l murselin ve ila cemil evliya'i ve'l hamdülillahi rabbil alamin. Mebrur bir hac nasıl olur? Mebrur hac, insani iyilerden kılan demektir. İyiliği tattıran, yaşatan bununla beraber iyi ameli hali veren bir hac demektir. Allah'ın iyilerden saydığı kullardan e, eğleyen bir hacdır. Bu durumda eğer biri hac etmiş, e, hacı mebrur olmuşsa kabul olmuşsa, onu iyilerden yapmışsa, onu mutlaka belirtileri vardır. Bunu böyle anlamak gerekir. Eğer biri hacca gidip geldikten sonra hayati hac olduysa bu mebrur bir hacdır. Hayati hac olduysa hayat nasıl hac olur? Nasıl ki Kabe'yi tavaf ederken Allah'ın beytinin etrafında dönüyor, sema ediyorsa döndükten sonra da Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle, Allah'ın rızası etrafında, aşkı, muhabbeti etrafında sema ediyor, dönüyorsa, aşkıyla, ibadetini aşkıyla yapıyorsa, abdiyetini, kulluğunu aşkıyla yapıyorsa, Kabe'yi tavaf etmiş demektir. Tavafı yaşıyor demektir. Hacı taşıdı demektir. Aynı şekilde sayederken. Nasıl ki Hacer annemiz Hazreti İsmail için su bulmak için koşuşturuyorsa o da Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın kendisine nefretliği o ruhu doyurmak için, aşkla, muhabbetle doyurmak için koşuşturuyorsa doğrudur. Sayini yapmıştır. Sayini memlekette taşımıştır. Kendi üzerinde taşımıştır. Arafat'ta bütün müminlere, Müslümanlara, bütün insanlığa Dua ederken insanlığın kardeş olduğunu bununla beraber müminlerin mümin kardeşi olduğunu eğer idrak ettiyse dua ettiyse bütün müminlere Müslümanlara gönlünü açar bir ve beraber olur kardeş olur dili, rengi, ırkı, işi her ne olursa olsun fark etmez kardeş olur onların acısını kendinde hisseder ve tadar bunu eğer böyle olduysa memlekete döndüğünde Arafat'ı beraberinde getirmiştir. Dönlünde getirmiştir. Eğer orada şeytani taşladıysa, şeytanın verdiği vesveseyi taşlanmıştır. Ona yaptırdığı yanlışları taşlatmıştır. Eğer geldiğinde şeytani taşlıyorsa, şeytanın verdiği vesveseyi taşlıyorsa, onun davetini taşlıyorsa, onu taşlıyorsa, Allah için herhangi bir şeyi kurban etmek istediğinde şeytan bu sözü verdiğinde eğer onu taşlayabiliyorsa doğrudur. Şeytanı taşlamıştır. Onu beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde kurbanı keserken de bu böyledir. Kurban etmiştir. Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetleri kurban etmesi gerekir. Edebiliyorsa nefsini kurban etmesi gerekir. Canını Allah yolunda kurban etmesi gerekir ki kurban etmiş olsun. Eğer böyle bir hale sahip olmuşsa hayatı hac olmuştur ve bu hac mevrur bir hac olmuştur. Yok gidip böyle turist gibi ziyarette bulunup geldiyse hac yaptığını zannettiyse üzerinde hiçbir değişiklik yoksa sadece turistik bir ziyaret yapmış demektir. Mevrur bir hac zaten olmaz. Hacı anlamamış demektir. Allah bütün hac eden kardeşlerimizin hacini mevrur eylesin inşallah. Evet.